Merhaba hanımlar. Kendi oyanı yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Yapımı kolay, görüntüsü çok güzel bir model. Oyamızın bu alt çimini tamamladıktan sonra üzerine çiçekler yapıyoruz. Bal çimini yaparken bu çiçeklerin ortasına gelecek kısma kum boncu kullandım hanımlar. Böyle çok yakıştı. Farklı bir görüntüsü oldu. Ben böyle tek renk yazmaya başladım ama çiçekli yazmalara da çok yakışır. İçindeki çiçeklerin rengine göre iplerle yaptığınızda çok güzel durur hanımlar. Tığ battısında iki zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oya'mıza tığıma bir kez ip alıyorum. Tığ battıya girip. 1 2 defa da çıkarak başlıyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. Burada yaptığım trabzanın arkasında ipimi alıp üzerine sabitliyorum. Bir kez ip alıyorum. Yandaki tığ battıya girip 1 2 defa da çıkıyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. son yaptığım trabzanın arkasından ipimi alıp üzerine sabitliyorum bir kez ip alıyorum yandaki tığ battığı giriyorum bir iki defa da çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip bu trabzanların arasından girip ipimi alıp son yaptığım trabzanın üzerine sabitliyorum bir kez ip alıyorum yandaki tığ battığı giriyorum bir iki defa da çıkıyorum 5 zincir çekip, trabzanın arkasından ipimi alıp üzerine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar, 8 tane böyle kiprik yapıyorum. Ben böyle model olarak başladım hanımlar. Çiçeklerin arasında 8 tane kiprik yaptım. Siz isterseniz 10 tane de yapabilirsiniz. Daha sık olmasını isterseniz. 6 tane de yapabilirsiniz. İsteğinize göre ayarlayın hanımlar. Gerçekten yapımı çok kolay. Görüntüsü güzel bir model. Vaktiniz varsa iki günde dahi bitirebilirsiniz. Bir günde bu alt çimini bir günde çiçeklerinizi yaparak böyle 8 tane Kiprik yaptıktan sonra buraya orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 5 boncuk alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen zincirin yanındaki boncuk içeride kalacak şekilde boncukların arasına batıp kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuk içeride kalacak şekilde boncukların arasına batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuk içeride kalacak şekilde arasına batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuk içeride kalacak şekilde arasına batıp kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuk içeride kalacak şekilde arasına batıp kapatıyorum. Böyle hanımlar 5 boncuğun üzerine 3 zincir çekerek tamamladıktan sonra buraya bir zincir çekip tekrar orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Tığıma bir kez ip alıyorum. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. giriyorum. 1, 2 defa da çıkıyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın arkasından ipimi alıp üzerine sabitliyorum. Hemen hanımlar buraya zincir çekmeden tekrar bir kez ip alıyorum. Yandaki tığ battığı giriyorum. İkisini bir ikisini bir olacak şekilde iki defa da çıkıyorum. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından ipimi alıp üzerine sabitliyorum bir kez ip alıyorum yandaki tığ battıya giriyorum bir iki defa da çıkıyorum dört zincir pardon hanımlar beş zincir çekip trabzan arkasından alıp üzerine sabitliyorum bu şekilde hanımlar buraya tekrar böyle 8 tane kiprik yapıyoruz 8 tane kibriğimizi yaptıktan sonra hanımlar buraya yine orta boylarda bir örümcek yapıyorum. 5 boncuk alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekip bu ilk zincirin dibindeki boncuk zincirin altında kalacak şekilde boncukların arasına batıp kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuk içeride kalacak şekilde boncukların arasına batıyorum. Bu şekilde hanımlar 3 zincir çekerek boncukların üzerine tamamlıyorum. Boncukların üzerine tamamladıktan sonra orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Bir kez ip alıyorum. 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncüye giriyorum 1 2 3 defa da çıkıyorum 5 zincir çekiyorum trabzanın arkasında alıp üzerine sabitliyorum bir kez ip alıyorum yandaki tığ battıya giriyorum 1 2 defa da çıkıyorum buraya 5 zincir çekip trabzanın arkasından alıp üzerine sabitliyorum bir kez ip alıyorum hemen yandaki tığ battığı giriyorum iki defa da çıkıyorum 5 zincir çekip trabzanın üzerine sabitliyorum boyamızın alt çiminin yapılışı bu şekilde hanımlar böyle yazmanın etrafını tamamladıktan sonra üzerine tek tek çiçeklerimizi yapıyoruz çiçeğimizi yapmaya hanımlar Buradaki 5 boncuklardan ilkinin üzerindeki zincire ipimi sabitliyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. 1 2 kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimi alıp 1 2 üç defa da çıkıp burada böyle iki tane ilmek alıyor hanımlar. Onlardan çıkmıyorum. Tekrar iki kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 üç defa da çıkıyorum. dördüncü çıkmadan tığın üzerinde tutuyorum hanımlar. Tekrar iki kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 Üç defa da çıkıp böyle dördüncü çıkmadan tığımda üç tane trabzan yapıyorum daha sonra hepsinden tek seferde çıkıp beş zincir çekiyorum beş zincirimi çektikten sonra hanımlar burada trabzanlar çıktığım tepeye hepsine girip zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum Buraya 5 zincir çekiyorum. Aynı boncuğun üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Yandaki boncuğun üzerine sık iğne ile bir geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. Bu dördüncü çıkmadan tığda tutuyorum hanımlar. Tekrar 2 kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıp dördüncüyü tığda tutuyorum. Tekrar 2 kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 3. trabzanı yaptıktan sonra hanımla ipimi alıp hepsinden tek seferde çıkıp kapatıyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra burada kapattığım bu ilmeklerin hepsinin içinden tığımı geçip zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum aynı boncuğun üzerine sabitliyorum. Bu 5 zincir hanımla aynı boncuğun üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra yandaki boncuğun üzerine sık iğne ile bir geçiş yapıyorum. Burada da aynı işlemi tekrar ediyorum hanımlar. 5 zincir çekip iki kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıp 4. tığda tutuyorum. 2 kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıp dördüncüyü tığda tutuyorum. 2 kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıp dördüncüyü tığda tutuyorum. 3 tane olduktan sonra hepsinden tek seferde çıkıp buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çekip Burada kapattığımız ilmeklerin hepsinin içine tığımı takıp zincirimi sık iğne ile sabitleyip buraya bakın kiprik oluşturuyorum hanımlar. Tekrar buraya 5 zincir çekiyorum. Aynı boncuğun üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Sıradaki boncuğun üzerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. 2 kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıp böyle sonuncuyu çıkmadan tığın üzerinde tutuyoruz hanımlar. Tekrar 2 kez ip alıyorum. Boncuğun üzerine giriyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. Böyle 3 tane trabzan yaptıktan sonra tığın üzerinde 4 tane ilmek oluyor. 4 ilmek olunca hanımlar ipimi alıp hepsinden tek seferde çıkıp kapatıyorum. Buraya 5 zincir çekiyorum. Bu 5 zincirimi de burada kapattığım ilmeklerin içine tığımı takıp üzerine sık iğne ile sabitliyorum sabitledikten sonra 5 zincir daha çekiyorum aynı boncuğun üzerindeki zincirin içine sık iğne ile kapatıyorum çiçeğimizin yapılışı bu şekilde hanımlar Böyle hanımlar bu alçımın üzerine istediğimiz renklerde çiçekler yaparak tamamlıyoruz. İplerini de böyle arkaya getirip yakın hanımlar. üstünde de oyamın tersinden böyle çiçeklerimi düzeltip üzerine basıp kaldırarak yaptım hanımlar. Oynatmadım. Bu kiprikler bozulmasın diye. Zaten bozulmaz ama daha sağlam olmasını isterseniz hanımlar burada kipriklerden buralara tutturabilirsiniz. Tutturmasanız da ben bozulacağını düşünmüyorum. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.